Açılış sonrası ücretsiz geçiş haftası sona erdi Çanakkale Köprüsü'nde. Erdoğan'ın tabiriyle 200 liracık geçiş başladı. İlk gün geçiş garantili köprüde görüntü araç sayısının az olduğunu ortaya koydu. Üstelik sadece 200 lirayla da bitmiyor. Malkara'dan başlayan köprü otoyolu da ücretli. Maliyet bu olunca sürücüler yine feribot sırasındaydı. Bir hafta ücretsiz ve ondan sonra geçişler 200 liracık. Erdoğan'ın açıkladığı köprü ücreti bugün itibariyle geçerli olmaya başladı. Bir hafta boyunca ücretsiz olan pek çok sürücünün de bu nedenle ilgiyle geçtiği Çanakkale Köprüsü'ne ücretli ilk gününde de kameralar çevrildi. Geçiş azdı. Üstelik köprü ücretinin yanında bir de otoban ücreti olduğu ortaya çıktı. Malkara'dan sonra başlayan otoyolla birlikte toplam geçiş ücreti 272,5 lira. Araçların türlerine göre bu ücret daha da artıyor. Projemize 1915 Çanakkale Köprüsü'ne odaklandı ama burası da Malkara Çanakkale arasında 100 kilometrelik devasa bir otoyolda köprüyle beraber hizmete soktuk. Yol tam 40 kilometre kısaldı. Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu da direksiyon başına geçip köprüye giden otoyolu bu sözlerle anlattı. Malkara'dan başlayan otoyol direkt Çanakkale Köprüsü'ne bağlanıyor. Ama ücretinden bahsedilmedi. Ne bakanın videosunda ne de açılış töreninde. İstanbul'dan gelen sürücülerin girdiği bu otoyol ücretli. Ama tek yol bu değil. Çanakkalelerin köprüye girdiği noktadan otoyol ücreti yok. Ücretsiz bu yol için yol ayrımı Malkara. Eski yolu kullananlar 72,5 lira otoyol ücreti ödemeyecek. Otoyola giren Çanakkale Köprüsü çıkışında toplam 272,5 lira ödemiş olacak. Tercih sürücülerin ama kamyonlar, tırlar için bir tercih olacak mı henüz belli değil. Kalede kamyoncularla da sürekli istişareler halindeydik. Onlar da 4,5-5 saati bulan yolculuklar artık 2 saate düştü Çanakkale İstanbul arasında diyorlar. Özellikle bu sebzelerin erken lojistiğinin gideceği varacağı yere ulaşması son derece önemli. Ürünlerin hızlı ulaşımı önemli ama Kuzey Marmara Otoyolu gibi bu otoyolda nakliye araçlarına zorunlu ve ücretli olacaksa Çanakkale'den gelecek domatesin, sebzenin, gıdanın ek maliyetle gelmesi demek. Zaten İstanbul'a gıdanın gelişi pahalıydı. Bir yol masrafı daha oldu. Fiyat 200 lira. Pahalı mı? 200 lira. Bir hafta ücretsiz. İyi mi? Şu an bir hafta ücretsiz. Bir hafta olduğu için bizim bu tarafta Gelibolu'da santralımız var. Buraya malzeme çekiyoruz şu an. Çanakkale Köprüsü ise açılalı bir haftaya geride bıraktı. Ve açılışı özel ücretsiz geçiş süresi doldu. Ücretli geçişin başladığı gün köprüden geçişlerin iyice azalması dikkat çekti. Geçiş ücreti 95 lira olan feribot içinse yine kuyruk olmayı tercih etti sürücüler. Bu görüntüler de gösteriyor ki verilen günlük 45 bin araç garantisiyle yük yine hazinenin üzerinde olacak. Farkı kim ödeyecek? Onu bizler devletin kasasından biz ödeyeceğiz.